Bu Ramazan belki diğer Ramazanlardan biraz daha manidar. Çünkü insanların alım gücünün neredeyse çok aşağı indiği, çok aşağı indiği örneğini şöyle vermek gerekli. Bir emekli şu an 3000 TL civarında maaş aldığı ve üst seviyede olduğunu düşünürseniz 700-800 TL doğalgaz, 200-300 elektrik parası, su parasından sonra elinde kalan kira, yiyecek, çocukları varsa bunların masrafla ilgili 1500 TL. Bugün Ramazan pidesiyle ilgili fiyat açıklandı, 9 TL. 9 TL katıksız dedik biz, vatandaşa da sorduk. Akşam 2 tane pide alsa 18, yani 20 TL deseniz. Sahur içinde 2 tane alsa 40 TL. 30 günde 1200 TL. Yani birileri tıka basa karnını doyuracak, mide şişirecek. Birileri de açlığa, sefalete muhtaç kalacak. Böyle bir Ramazan'a geliyoruz. 20 yıldır AKP iktidarı herkesin bildiği gibi kapı kapı İAŞ'e gönderdi. Bu sefer soruyoruz, var mı böyle bir hazırlık? Geçen yılda yoktu diyorlar. Seçimden seçime hatırlanıyoruz diyorlar. Bu vatandaşlarımızın dertlerine çare tabii ki iktidar olacak. Biz muhalefet olarak bazen söylenince ne yapıyorsunuz, ne yapalım? En azından mağdurun sesini sizlere, topluma duyurmaya çalışıyoruz. Fakat biz görüyoruz ki Adalet Kalkınma Partisi artık maalesef vatandaşa dokunamıyor. Vatandaşın gerçek derdiyle ilgilenemiyor. Bu Ramazan'da çok acılar içerisinde, sıkıntılar içerisinde, yani komşun açken tok yatan bizden değildir, dinine uygun yaşamıyor. Ben Kayseri'deki şu anda ekonomik dengelerin alt üst olduğunu vatandaşın içerisine çıkıyorum. Birçok esnafımla, birçok vatandaşımla sohbet ederken net görüyorum. İnsanlar 2850, 2,5 emekli maaşı alırken piyasada doğalgazın eski, motorun eski fiyatları şartlarında zordu yaşaması. Şimdi doğalgaza, elektriğe %150 civarında akaryakıda gelen zamlar bütün ürünlere bu şekliyle artış getiriyor. Ama emekliye %20 veriliyor. Asgari ücretliye %50 veriliyor. Sonra da biz zam yaptık deniliyor. Vatandaş abonde ne olmuş bir durumda? Ne yapacaksınız diyoruz. İş yok. Organizeye soruyoruz, biz işçi arıyoruz diyorlar. Kardeşim burada iş var, git dediğimizde de bu insanlar bu işin kendilerini tatmin edici boyutta olmadığından bahsediyor. Özü şu, dengeler alt üst oldu. İktidar hakim değil. Vatandaş perişan, şaşkına dönmüş. Tarlasını eken ekmekten vazgeçmiş, hayvan üreten üretmekten vazgeçmiş. Yurt dışından biz et ithal eder hale gelmişiz. Ve şu gerçeği de biz, Ukrayna-Rusya savaşı inşallah en kısa zamanda biter. Ama bu savaş başladığında şunu gördük ki biz zeytinyağını da Rusya'dan alıyormuşuz. Gemiler gelmese zeytinyağı kapış kapış gidecek ve kıtlığına düşecek bir ülke haline gelmişiz. Yazık. Bizim iktidarımızın şu anda tarıma destek vermesi, insanlarımıza, gerçekten emeklimize, gerçekten iş arayana iş istihdamı oluşturması lazım. Tohumda, mazotla destek vermesi lazım. Bunu biz yapmayacağız. Konuşuyorsun ama bunları hükümet yapacak, biz sizin sesinizi duyuruyoruz diye konuşuyoruz. Gelinen nokta itibariyle iktidar bence çok sancılı bir dönemde şaşkına dönmüş. Bakan değiştirmekten, bürokrat değiştirmekten, özünde halkına dokunamamaktan bitap hale düşmüş. Bunların hepsinin bir sandıkta değişeceğine inanan da bir toplum oluşmuş. Bununla ilgili bu hafta sonu genel başkanımızın Kayseri ziyaretinde net gördük ki küçük ülkelerimize gittiğimizde dahi burada insanların feryatları genel başkanımız tarafından Türkiye'ye duyuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne duyuruldu. Şehir merkezine geldiğindeki kongre değildi, toplantı değildi, herhangi bir şey değil. Esnaf ziyaretiydi. Orada dahi büyük bir çoğunlukta halkımızın şikayetleri hep geçim üzerineydi. Biliyorsunuz Kayseri Adalet Kalkınma Partisi'nin ağırlıkta olduğu bir yer. Her tür toplumun oyları genelde bu Cumhur İttifakı'nda toplanıyor ama şunu gördük ki Cumhur İttifakı'nın seçmeni de artık bizim genel başkanımıza derdini anlatıyor, çare arıyor. Çare sandıkta diyor halkımız. Sandıkta değişen iktidarla birlikte göreceksiniz tarımda, kalkınmada, ekonomide, en azından güvende, dış yatırımda, iç yatırımda, sanayicide birçok değişime uğrayacaktır. Yastık altındaki paraya faiz veren bir iktidar değil, sandık yastık altındaki bu parayla inşallah ticarete veya sanayiye dönüşmüş bir şehir oluşturacağız. Sosyalliğimiz kalmamış. Adana festivaller şehri olmuş.
Nar Çiçeği Festivali yapıyor. 1,5 milyon halk sokaklarda, Kayseri halkı uyuyor. Sokağa çıkmak yasak gibi. Akşam 9'dan sonra gencimin, yaşlımın, emeklimin gideceği bir yer yok. Adana'ya bakıyorum, ağzım açık kalıyor. Başka şehirlerden de örnek verebiliriz. Artık bu şehrin uyanması lazım. Sosyallik deyince serseri yaşamdan bahsetmiyoruz. İnsan ruh halinin düzeleceği, gecelerin emin, güvenli olduğu yerler olması lazım. Kayseri'de bu kadar Suriyeli, bu kadar Afganlı, İranlı geldikten sonra şu andaki hırsızlığın emniyet tarafından açıklanmasa da biz tarafından biliniyoruz. Had safhada olduğu biliniyor. Güvensiz bir şehre doğru dönüşüyoruz. Barış olmayan bir şehre doğru gidiyoruz. Biz ortalığı karıştırmıyoruz ama karışan ortalığa ses çıkartmayanlara söylüyoruz. Bu şehir sizin, hepimizin ekonomisiyle, güvenliğiyle öyle bir şehir tesis edeceğiz ki, bir gün öyle bir kalkınma politikası uygulayacağız ki, sadece bir örnek veriyorum. Herkes hobi bahçesinden bahsediyor. Bana 1 metre, 10 metre, 100 metre hobi bahçesi istiyor. Hobi bahçesi değil. Biz organik organize sanayi kuracağız ve size burada 5000 metre arsa vereceğiz. Siz burada ekip dikeceksiniz. Ekip diktiğinizde biz satacağız. Bu tarz projeler dünyanın bazı yerlerinde uygulanırken biz burada hobi bahçesine lütfen diye gidiyoruz. 1000 metreye ekip diken bir insan yanına bir kişiyle 5000 metreye ekecek. Proje çok. Biz bunları hayata geçireceğiz. Bu şehrin yüzünü güldüreceğiz. Bu şehirdeki vatandaşımın hangisine sokakta dokunursam artık feryat ediyor. Bu feryada biz de en azından karşısız kalmayacağız. Cevap vereceğiz. Sandık geldiğinde de, iktidar veya belediyeler değiştiğinde bu halkımızla bir daha Ramazan başlangıcında midesini çok şişirenlerle midesine ekmek inmeyenlerin arasındaki farkı Allah'ın izniyle kapatacağız.